أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلْ إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى
bikum feyunebbi'ukum bima kuntum fihi tahtelifun. Ve huvellezî cealekum halâ Allahu'l-Azim. Hak diyelim hak dostları, hak sözle başlayalım lafa. Bir hata, bir kusur işlersek şimdiden affola. Hepinize bizden kucak dolusu, gönül dolusu sıcacık bir merhaba. Merhaba dostlar, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. İftarı beklerken de bugün nihayet iki günlük caminin içinden yayın yapıyorduk. Bizi izleyen, kıymetli, takip eden kıymetli dostlarımız bileceklerdir. Bezmialem Valide Camii'nin içinden, gerçekten içerisi de muhteşem bir görsele sahipti. Ama biz burada başladık programımıza malumunuz. Ve hemen Boğaz'ın serinliğinde sizlere seslenebilmeyi istiyorduk. Ama hava şartlarından dolayı iki gündür burada değildik. Buradan yapmıyorduk programı. Sadece başta açılışı yapıp hikayemizi anlatıp içeri geçiyorduk. Ama bugün şükürler olsun ki biz de Fatih Hocam'la beraber burada olacağız. Hocam dün birisi demiş ki Fatih Hoca'nın canı can değil mi? Senin için serinse onun için serin değil mi? Diye bizi eleştirmiş. O dışarıda dururken siz nasıl orada sıcacık rahat ettiniz? Hiç mi empati yok? Konuştuğunuz konuyla hiç mi ilginiz yok? Diye eleştiriler gelmiş. Ama maalesef programın tamamını burada yapma gibi şansımız olmadığı için sizlere seslenememiştik. Efendim bugün Ramazan-ı Şerif'in 7. günü. Bir haftayı devirvermişiz ve o kadar hızlı gidiyor ki, o kadar hızlı geçiyor ki günler. Bizim için öyle. Ben şu anda bizi izleyen kıymetli dostlarımız için de öyle olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü bu mübarek güzel günler öyle hızlı geçer ki anlamazsınız nasıl başladı, nasıl devam etti ve nasıl bittiğini. İşte bir haftayı geride bırakıverdik ve kaldı 3 hafta. Hatta bu yıl Ramazan-ı Şerif 29 gün olmaz hasebiyle 3 haftadan da az kalmış durumda. Allah inşallah şu ana kadar iyi değerlendirmiş olanlardan, bugünden itibaren de sona kadar iyi değerlendirecek olanlardan olmayı Cenab-ı Hak bize nasip etsin. Efendim devirlerden bir devir, diyarlardan bir diyarda bilge bir adam bir nehrin kenarında oturmuş, tefekküre dalmış, sakin bir ve sükunetli bir şekilde otururken yanına bir genç yaklaşmış ve bilgeye seslenmiş. Efendim, sizin öğrenciniz olmak istiyorum müsaade ederseniz deyince bilge hafifçe yüzünü ona çevirmiş, gözlerinin içine bakmış ve demiş ki niçin diye sorunca gence, genç de demiş ki Allah'ı bulmak için efendim sizin talebeniz olmak istiyorum dediği an yaşlı bilge kendisinden hiç beklenmeyecek bir çeviklikle oturduğu yerden kalktığı gibi genci ensesinden tuttuğu gibi nehre sürükleyip basmış kafasını suyun içine hocam. Nefes alamaz hale gelmiş. Çırpındıkça daha da batmaya başlamış genç. Kurtulmaya çalıştıkça kurtulamaz hale gelmiş. Ve gücü kuvveti kesilmiş. Nefesi kesilmek üzereyken yaşlı bilge çıkarmış suyun içinden. Tabii ki oldukça su yutmuş genç bu halle. Onu hemen yine nehrin kenarına çıkarmış. Öksürerek yutmuş olduğu suları çıkardıktan sonra gence şöyle bir soru sormuş. İhtiyar bilge. Demiş ki az önce canınla mücadele ettiğin bir an vardı değil mi? Ölümü çokça düşündüğün bir andı. İşte tam o anda suyun içindeyken en çok ne istedin?
Genç zorla konuşur ve hırıltılı bir sesle yaşlı bilgenin yüzüne bakabilmiş ve demiş ki, hava efendim, sadece hava demiş. İşte o zaman şimdi evine git, derin bir tefekkürle Allah'ı az önce istediğin, en az istediğin hava kadar istemediğin sürece de bana talebe olmak için gelme demiş. Efendim bugünkü konumuz tefekkür ve çok kıymetli isimlerle Ramazan'ı ve tefekkürü konuşacağız. Orucu ve tefekkürü konuşacağız inşallah. Bugün bizlere Profesör Doktor Mahmut Kaya hocam eşlik edecek ve Profesör Doktor Ömer Faruk Harman hocam Marmara İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi bölümünden çok kıymetli hocalarımız bize eşlik edecekler. Ve bugün bize yine Ömer Mekke'den bildirecek ve eşlik edecek. Ve yine bugün Selman Anadolu'nun kim bilir neresinden bizlere katılıp eşlik edecek. Ve ama her gün olduğu gibi bize sahnelerde güzel ve serinleten sesiyle yüreklerimizi serinleten kıymetli hocamız Fatih hocamız, kıymetli hocamız. Hocam bak şiirsel çıkarımlar geliyor insanın aklına bu saatlerde, ne güzel eşlik edecek. Bugün efendim bir yeniliğimiz var. Yenilik değil aslında. Daha önce de var olan bir şey ama bugün uygulamaya arkadaşlarımız aldılar. Bugünden itibaren facebook.com/@tt-diyanet sayfasından bizlere görüşlerinizi, önerilerinizi, isteklerinizi, varsa sorularınızı, varsa Fatih Hocam'a söylemek istediğiniz cümleler iletebilir. Hocalarımıza sorularınızı sorabilirsiniz. facebook.com/@tt-diyanet sayfasından. Evet hocam, nasılsınız? Elhamdülillah. Bugün sizi yalnız bırakmıyoruz. Yine esinti var aslında ama dostlar, mikrofona gelecek bir rüzgar sesi demek ki tehlike sınırının üzerinde olmadığı için burada yapmaya karar verdi teknik ekibimiz. Bugün sizinle beraber empati yapacağız. Üşürsek de beraber, yanarsak da beraber hocam. Olacağız. Neyle bugün, yanacağız? Bugün Mahvi'nin sözleri, Muallim İsmail Hakkı Bey'in çok güzel bir Uşak bestesiyle programımıza böyle yanmaya başlayalım. Böyle biraz zikrullah ile başlamak istiyorum. İnşallah, eyvallah. Buyurun hocam, söz sizde. Sıdkın bülbülü çihar yadin bir gülü, ol Ebu Bekir veli aşıka sen efteli. Sultan Burhan Deyyar.
Eyvallah, çok teşekkür ederiz. Yüreğinize sağlık. Ne güzel başladık. Yaktınız yüreğimizi. Allah sizlerden razı olsun. Bahat Sabah ekibi. Hiçbir eksiğiniz yok. Hatta bir tane fazlanız var. Hocamın kolormatik gözlükleri fazla. Şahane bir ekipsiniz. Gerçekten sizleri çok seviyoruz. Allah her birinizden razı olsun. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Efendim iftar beklerken başladı. Az önce de söylediğim gibi bugün Ramazan ve tefekkürü konuşacağız. Ve çok kıymetli hocalarımızla. Profesör Doktor Mahmut Kaya hocamla ve Profesör Doktor Ömer Faruk Harman hocamla. Marmara İlahiyat Fakültesi'nde görev devam ediyor değil mi hocam? Evet tabii. Dinler Tarih bölümünde. İnşallah bugün Ramazan ve tefekkürü konuşacağız. Üstadım ilk olarak sizinle başlamak isteriz. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. İyisiniz efendim. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ramazan-ı Şerif nasıl gitmekte? Efendim Ramazan-ı Şerif çok güzel. Biz Ramazan Efendi'yi seviyoruz. Vallahi. Hasretle bekliyoruz. Kavuştuk çok şükür. Rabbim bayrama inşallah sağlıkla. Sağlık afiyetle bayrama ulaşmayı Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Bu mübarek ayın feyzinden, bereketinden, rahmetinden, mağfiretinden... Aynen. İstifade etmeyi hepimize nasip eylesin. Amin inşallah. Hocam Ramazan ve tefekkür ilişkisiyle başlayalım isterseniz. Söz sizde buyurun. Efendim Ramazan ayı bütün bir yılın hatta bir ömrün muhasebesinin yapıldığı ve yapılması gereken olan bir ay. İnsan hayatın kargaşası içerisinde sürüklenip gidiyor. Hele çağımızda insan kendine vakit ayıramıyor. İşte Ramazan'ı mübarek gün ve geceleri fırsat bilerek insan kendisiyle yüzleşmeli, hesaplaşmalı. Bütün bir ömrün dökümünü yaparak ben neyim? Nereden geldim? Niçin geldim? Gelişimdeki, dişimdeki gaye nedir? Bunu sorması, sorgulaması ve kendince cevap araması gerekir. İşte Ramazan ayı bir fırsat. Düşünce ayı. Efendim, insanız hepimizin hataları oluyor, kusurları oluyor, bilerek bilmeyerek günah işliyoruz. İşte bu ayda insanın kendisine çeki düzen vererek bir senenin geçmiş Ramazan'dan bugüne kadar bir senenin muhasebesini yapmalı. Akıl dosyasını şöyle bir karıştırmalı. Bu 11 ay zarfında ben neler yaptım? Hakkın rızasına muvafık veya aykırı neler yaptım? Vatanıma, milletime, dinime, devletime karşı görevlerim var, ödevlerim var. Bunları yerine getirebildim mi? Onun için hayatı bilinçli olarak yaşamak için Ramazan bir fırsattır. Çünkü Kur'an-ı Kerim bize sürekli hatırlatıyor, düşünmeyi hatırlatıyor. اَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ اَفَلَا تَعْقِلُونَ Düşünmez misiniz, akletmez misiniz? Sürekli vurguluyor. Neyi? Hayatı gelişi güzel değil, bilinçli olarak yaşamak. Hayatı dolu dolu yaşamak. Dolu dolu yaşamak için Allah'ın vermiş olduğu bu ömür sermayesini dolu dolu yaşamak için hayatın kıymetini bilmek lazım. Çok iyi değerlendirmek lazım. Geçen her saniye ömürden geçiyor. Dolayısıyla bu Ramazan ayını mübarek vakitleri fırsat bilerek kendimize çeki düzen vermeliyiz. Kur'an meclislerine devam etmeliyiz.
mukabeleler dinlemeliyiz. Fırsat buldukça namazlarımızı cemaatle kılmalıyız. Teravihleri ihmal etmemeliyiz. Bu ayı dolu dolu yaşamalıyız. Gelişi güzel yaşanan hayatın insana hiçbir faydası yoktur. Fakat ne yazık ki günümüz insanı, bütün dünyada böyle, kendisini hayatın ve toplumun akışına kaptırmış, yuvarlanıp gidiyor. Evet. Niçin yaşadığının farkında değil. Dünyaya niçin geldiğinin farkında değil. Şimdi Niyazi Mısri'nin bir beyti hatırıma geldi. Biraz belki şey olacak ama o söylüyor. Nereden gelir yolun senin, nereye varır menzilin, nereden gelip gittiğini anlamayan hayvan imiş. Değil mi efendim? Hayvanlar sorumlu değil. Onlar anı yaşar. Evet. Dünü ve yarını bilmezler. Gelecek tasaları yoktur onların. Öyle bir şey yok. O kurgulanmış ilahi kudret tarafından. Onlar anı yaşar. Çocuklar gibi. Çocuğun kafasında dün ve yarın yoktur biliyorsunuz. O anı yaşar. O yüzden de çok sevimlidir. Çok sevecendir değil mi? Evet. Çünkü hiçbir fikir oluşmamış. Düne, yarına ait hiçbir tasası yok. Mutludur. Onun için Ramazan ayı tefekkür ayıdır. Hatalarımızı, günahlarımızı düşünerek bunlardan kurtulmanın yolları tevbe istiğfar etmek, gönülden Allah'a dönmek, söz vermek, bir daha o hataları işlememek üzere. Yeni baştan. Hani hadis-i şerifte Efendimiz "Men sâme Ramazâne imanen ve ihtisâben gufira lehu mâ tegaddeme min zenbih." Bir kimse inanarak, hak olduğuna inanarak, sevabını Allah'tan bekleyerek oruç tutarsa samimi bir niyetle bütün günahları affolunur. Bu peygamber müjdesi bu. Dolayısıyla Ramazan ayını iyi değerlendirmek için çok şükür ülkemizde Ramazan canlı geçiyor. Heyecanlı geçiyor. Camilere bakıyorum, dolup taşıyor. Vaaz meclisleri, Kur'an meclisleri, televizyonlarımızda öyle. Efendim iftar programları, sahur programları. Bunlar biz daha önceki yıllarda, yani çok önceki yıllarda, ben 60 senedir İstanbul'dayım. Daha önce böyle bir şey görmemiştik. Kıyaslama hazır konuya gelmişken hocam. Şöyle evet. Eleştiriler de var. Hani eski Ramazanlar yok artık. Eski Ramazan ruhu en azından. Evet, evet. Yok artık eleştirileri var. Açıkçası ben de sizin gibi düşünüyorum. Yani şimdi hem belediyeler vesilesiyle hem dernekler vesilesiyle ciddi etkinlikler yapılmakta. Evet. Her yer Ramazan'da bambaşka bir hale bürünmekte. Ama bunda bir ruhu eksikliği oldu. Eski Ramazanların tadının, lezzetinin, paylaşımının olmadığını söyleyen bir eleştiri tarafı da var. Siz neler söylemek istersiniz? Efendim, her insan geçmişe özlem duyar. Ben 60 senedir İstanbul'dayım. 60 sene önceki Ramazanlarda biliyorum. O zaman insanımızın ekonomik durumu zayıftı, çok zayıftı. Evet. Bugünkü böyle iftar sofraları belediyelerin veya özel şirketlerin, efendim sivil toplum kuruluşlarının böyle faaliyetleri yoktu. Mütevazi bir hayat vardı. Fevkalade mütevazi hayat vardı ve dememde bir sakınca görmezseniz dindar çok samimi bir dindardı. İslam'ın bütün özelliklerini, Ramazan'ın ona kazandırmış olduğu ruhaniyeti onun simasında görebiliyordunuz. Camiye girerken, çıkarken o selamlaşmaları, musafahalaşmaları, hal hatır sormaları, kadın, erkek, hele konuştukları değil, şiir gibiydi böyle. Şimdi gelişim, gidişim, ibrişim Türkçesi değildi yani. Efendim, öyle bir şiir gibi bir dil vardı. Ben tabii köyde doğdum, 10 yaşına kadar köyde büyüdüm. Tabii kasaba görmeden Türkiye'nin en büyük şehrine geldim. Her şey benim dikkatimi çekiyor. Onları böyle dikkatle temaşa ediyordum. Diyordum ki Allah Allah, bunlar cennetten mi geldi? Ne ruhani insanlar diyordum böyle.
hakikaten böyle bir eski kültürün, hani bir İstanbul kültürü var ya, evet. İstanbul Türkçesi var ya, İstanbul beyefendisi, İstanbul hanımefendisi var ya, ben onları gördüm. Özellikle Ramazan'da hakikaten fevkalade coşkulu. O zaman etkinliklerden ziyade insanımızda olan değişimleri daha çok konuşmak lazım. Dünkü insanlar ve bugünkü o insanlar demek lazım. Şartlar tabii değiştiriyor. İnsan faktörü daha önemli. Evet. En önemli şey de az önce söylediğiniz gibi samimiyet. Evet. Ondaki büyük değişiklikler. Vakarla tevazu öyle bir arada nasıl onu mezcetmişler. Hani yürürken, camiye girerken, konuşurken, çıkarken bir vakar ve bir tevazu ve bir mahviyet içerisinde. Şimdi bakıyorum Fatih Camii'ne gidiyorum. Bizim köy cami cemaatinden pek farkı yok yani. Yani biz insanımızı hakikaten dini kültür, dini bilgi hakikaten örgün ve yaygın eğitim kurumlarında çok veriliyor. Eskiye nispetle insanımız daha bilgili, İslam'ı daha bir kavruyor. Fakat onu yaşama, hayata geçirme biraz farklı. Evet, tefekkür eksikliklerimizi, kaybettiklerimizi de yine ilerleyen dakikalarda tekrar konuşalım. İnşallah. Bu önemli hocam. Evet, Ömer Faruk Harman hocam için derler ki üç dini tüm dünyada bilen yegane insan derler hocam. Hayır, böyle bir şey duydum. Evet, doğrudur. Öyle değil midir hocam? Doğrudur, ben şahitlik yaparım efendim. Eyvallah. Sizler de hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz. Teşekkür ederim. Sizin için Ramazan nasıl başladı, nasıl gidiyor? Bir hafta bitiverdi. Evet, çabuk bitti. Yani Mevla yardımcı oluyor oruç tutan kullarına. Hakikaten havalar ona göre öyle gidiyor. Evet, resmen yani soğuk İstanbul. Haziran ayının sonuna geldiğimiz halde hava sıcaklığı gene oruçlu için tam istenilen, özlenilen ideal bir ortam. Dolayısıyla yani şu ortamda dahi oruç tutmamak artık herhangi bir mazeret ve gerekçe bunu makbul veya hoş karşılayamaz. Evet. Hocam malumunuz bugünkü konumuz tefekkür. Biz sizinle de akıl, iman ve tefekkür ilişkisini konuşarak Ramazan ve tefekkür ilişkisini hocamla başladık. Akıl, iman ve tefekkür ilişkisiyle sizle devam edelim istiyoruz. Söz sizde, buyurun. Akıl, iman ilişkisi önemli. Şöyle önemli. İnsan inanan bir varlık. Benim çok sevgili tanıdığım ama tanımaktan da gurur duyduğum bir ilim adamı var. Bu ülkenin akademik hayatında çok önemli şahsiyetler geldi geçti. Şu anda da var. Vaktiyle Mümtaz Turhan Hoca vardı. Allah rahmet eylesin. Hatta Üniversite Meselesi diye kitabı da var. Kültür Problemleri diye kitabı var. Onun yetiştirdiği çok sayıda öğrenci içerisinde birisini artık herkes tanır. Merhum Erol Güngör. Onu zaten eserleriyle. Mümtaz Turhan Hoca'nın bir diğer talebesi de Yılmaz Özakpınar Hoca'dır. O da sosyal psikoloji profesörüdür. Onun bir küçük kitapçığı var. Pek çok eseri var da bir küçük kitapçığı var. Onun adı İnsan İnanan Bir Varlık. Ben bu kitabı çok sevdim. Fakültede öğrencilere mutlaka okuturum onun özellikle ilk bölümünü. Yani inanma olgusu ve problemi karşısında insanın durumunu psikolojik açıdan tahlil eden çok güzel bir eserdir. Orada kitabın başlığı da öyle. Yılmaz Özakpınar Hoca der ki insan inanan bir varlık, insan inanmaya mecburdur çünkü aklı vardır der. Akıl iman etmeyi gerektirir. Zaten din de akıl sahibi insanı muhatap aldığı için akıl bir tefekkür neticesinde bu alemi, makrokozmostaki o dünyayı, kendi dışındaki büyük evreni, kendi içindeki mikrokozmosu düşündüğünde, yani konumuz olan, bugünkü konumuz olan tefekkür ettiğinde bir yüce kudretin varlığını ister istemez kabul etmek durumunda kalır. Evet. Yılmaz Özakpınar Hoca der ki, herkes inanır der, inkar eden de aslında inanıyor. O neye inanıyor? İnananın var olduğunu söylediği şeyin o da yok olduğuna inanıyor. Yani neticede o da olumsuz manada inanıyor. Ateist de inanıyor. Doğru. Ateist ben Allah var diyorum, Tanrı var diyorum. Ateist ise Tanrı yok diyor. O da ona inanıyor. Olmadan inanıyor. Evet. Dolayısıyla akıl iman etmeyi gerektirir. İmanın mahiyetini ortaya koyan, bize aktaran din de zaten akıl sahibi insanı muhatap alır. Yeryüzünde ne kadar gerilere gidersek gidelim, fiziki mekanda ne kadar ücra köşelere gidersek gidelim, dün olduğu gibi bugün de
inançsız, dinsiz bir topluma rastlamak mümkün değil. Dinsiz bir topluma ve inançsız bir insana rastlamak mümkün değil. İnsan, kendi Allah ona akıl nimetini verdiği için, biyolojik hayatın kendisine çizdiği rotayı takip etmez aynı ile. Aklıyla kendi hayatını düzenler, tasavvur eder, şekillendirir. Dolayısıyla insan yaşadığı, çizdiği ve benimsediği hayatın sorumluluğunu da başta aklıyla onu seçtiği için sorumluluğunu da üstlenmek durumundadır. Dolayısıyla dini manada insan hakkı veya batılı, iyiyi veya kötüyü, doğruyu veya eğriyi seçmesine göre ya mükafatlandırır veya mücazatlandırılır. Akıl neyi gerektirir? Akıl iman etmeyi gerektirir ama akıl aynı zamanda niçin iman ettiğimizi, neye iman ettiğimizi ve niçin iman etmek durumunda olduğumuzu da bize hissettirir, vurgular ve belirtir. Kur'an-ı Kerim'de Estağfirullah ve la takfu ma leysa leke bihi ilm. Bilmediğin şeyin peşine düşme. İnne sem'a vel basara vel fuade kullun minha mes'ulun. Ayeti tam okuyamamış olabilirim ama ülaike anha mes'ulun. Yani bilmediğin şeyin peşine gitme. Sem, işitme, görme ve kalp. Fuat dediğimiz, Mahmut Bey'in de söylediği gibi, fuat aslında İslam müfessirlerine göre akıldır. Yani görme duygumuz, işitme duygumuz ve akletme, düşünebilme duygumuzun hepsi bundan sorumludur. Mümin neye inanması gerektiğini bilmeli, niçin inandığını kendine sorgulamalı. Dolayısıyla daha bakın işin başında, daha besmeleyi çekerken tefekkür müminin hayatında merkezi bir rol üstleniyor. Dolayısıyla tefekkürsüz mümin, akılsız mümin veya aklı başında olmayan mümin olmamalıdır. Ama günümüz dünyasına baktığımızda hakikaten beni demin siz sözün başında Mahmut Bey'e söz verirken ifade ettiğiniz günümüz Ramazanları. Günümüz Ramazanları geçmişe göre çok güzel, çok teşkilatlı, çok daha faal, aksiyon dolu, çeşitli. Ama düşünün 1 milyar 600 milyon Müslümanın yaşadığı bir dünyadayız biz. Evet. 7 milyarı aşkın dünya nüfusu var. Ama günümüz dünyasında şu anda iftar vakti orucunu açamayan, sahura kalkamayan ve Ramazan ayında Ramazan orucunu makineli tüfek sesleri altında, bombalar altında yaşamak zorunda kalan, Ramazan bayramını, Kurban bayramını asla yaşayamayan, bayram sevincini tadamayan milyonlarca çocuk var ve insan var. Bunların psikolojilerini düşünün, ne olduğunu düşünün. Daha dün bize telebiyattan intikal eden, sığınan ama bugün geriye dönen aileleri düşünün. Yiyecek ekmeği var mı? Barınacak evi var mı? Ne hale geldi? Dolayısıyla mümin şuurlu olmalı. Mümin mütefekkir olmalı. Yani düşünmeli. Şu anda her mümin İstanbul'da ben Boğaz kenarında rahatım, evim var, barkım var, yiyecek ekmeğim var, iftarda, sahurda deyip de sevinmemeli. Niye? Çünkü Hazreti Ömer'in ifade ettiği gibi yani Akif'in diliyle Dicle kenarında bir kurt kapsa koyunu varır da adli ilahi Ömer'den sorar onu. Yani şu anda her Müslüman, rahat olan her Müslüman, rahatsız olan her Müslümanı kendisine adeta eş edinmeli, arkadaş edinmeli, düşünce planında en azından ve onlara yardımcı olmalı. Yani Ramazan nedir? Bir yıllık bir süre içerisinde 11 ay öylesine dünya hayatıyla meşgul ve meşgul ki insanımız yani ahireti düşünmeye fazla vaktimiz olmuyor. Mütedeyyin insanlar bile namazın niyazın dışında belki günümüz şartları, belki ekonomik hayat bizi bu yöne itti. Her birimiz bir koşuşturmaca, hele büyük şehirlerde çok büyük bir koşuşturmaca içerisindeyiz. Biraz iç dünyamıza dönerek acaba biz neyiz? Müslüman olmamızın sebebi, hikmeti nedir? Şu anda taşıdığımız, sahip olduğumuz şans nedir? Fransa'nın bir köyünde bir Hristiyan ailede doğmuş bir insan da olabilirdik.
böyle dinleri tetkik etmediğimiz, etme imkanı bulamayacağımız için İslam'ı hiç tanımamış da olabilirdik. Veya bizim kulağımıza mahalle papazı, köy papazının söylediği kadarıyla İslam'la alakalı olumsuz şeyler intikal etmiş ve biz İslam'ı, Resul-i Kibriya Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı ve Kitab-ı Hakimimizi hep yanlış tanımış, yanlış bilmiş de olabilirdik. Bakın o zaman gerçeği aramak, bulmak için ayrıca gayret sarf etmemiz gerekiyordu. Ama bir nimetin içine doğmuştuk. Öyle bir nimetin içinde doğduk ki nimet ne kadar büyükse onun şükrü de o kadar fazla olmalı. Yani İslam dünyasında bir Müslüman memlekette, Müslüman bir anne babadan doğan ve kulağına daha doğduğunda ezan okunan ve sonra da aile içerisinde toplumunda İslam'ı, ezan seslerini duyan, Ramazanların coşkusunu hisseden bir insanın bir başka yörede bunlardan mahrum kalan insana göre çok daha fazla sorumluluğu ve yükümlülüğü var. Ben derim ki şahsen bugün 1 milyar 600 milyon Müslüman neden sorumludur biliyor musunuz? Mesela 7 milyar dünya nüfusu içerisinde Müslümanların sayısını çıkarın. Kalan 5 milyar dünya nüfusu içerisinde 21. yüzyıldayız, 2015 yılındayız. İslam 610 yılında Hira'da İkra ile başlayan bu ilahi nuru hiç duymamış. Peygamberimizin adı kulağına hiç çalınmamış. Kitab-ı Hakimimizden hiç bahsedilmemiş insanlar var mıdır günümüz dünyasında? Vardır. Elbette vardır. Peki onlara bu kutlu sesi, bu hakiki yolu, bu dinullahı, Allah'ın dinini kim iletecek? Bugün yaşayan Müslümanlar, dünküler görevlerini yaptı, Peygamberimiz görevini yaptı, bütün peygamberler yaptı. وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ buyurmak suretiyle onlar bizim üzerimize düşen apaçık bir tebliğdir. Hani ne diyor Cenab-ı Hak? اِنَّمَا اَنْتَ مُزَكِّرْ sen hatırlatıcısın. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِرْ sen onların üzerinde zorlayıcı değilsin, zorla Müslüman yapamazsın. Görevin tebliğ. Aynı tebliğ görevini bugün peygamberin ümmeti olan insanlar yapmalı. Güzel. Peki biz İslam'ı hiç duymamış olanlara İslam'ı duyurma konusunda ne yapıyoruz? Sen, ben, hepimiz. Tabii bu farz-ı kifaye de içimizden çıkacak. Hani veltekum minkum ümmetun yed'une ilel hayri ve ye'murune bil maruhu ve yenhevne anil münker gibi bir grup çıkacak. Bu manada yetişecek. Endonezya'da Borneo adasındaki kafatası avcılarının dilini öğrenecek. Oraya gidecek. Yarın huzuru ilahi de ya Rabbi ben onların varlığından haberdar değildim. Ben onların dillerini bilmiyordum. Ben onların yaşadıkları yere gidemezdim gibi mazeretler gerekçe bahane değil. Maalesef gerekçe değil. Mesele sadece bu da değil. 5 milyar Müslüman olmayan dünya nüfusu içerisinde İslam'ı duymuş ama yalan yanlış duymuş. Peygamberimizi duymuş ama hep peşin hükümlerle, ön yargılarla duymuş. Kitab-ı Hakimimizi duymuş ama onu olmadık isnat ve iftiralarda bulunmuş. Hocam çok özür dileyerek. Müslümanlar boyutu apayrı bir kavram. Çünkü siz şimdi İslam'ı hiç duymamış, Hazreti Peygamber'i hiç bilmeyen, Allah'ı hiç tanımamış dünyada yaşayan birçok insan olduğunu, milyarlarca insan olduğunu söylediniz. Bir de müminler boyutu var. Bu çok önemli bir konu. Bir bağlantımız var, onu yapalım. Çünkü çok kıymetli bir mesele. Yani İslam'ı bilmiş olmak bir nimeti olarak görüldüğü halde yanlış bir dilden, yanlış ehil olmayan kişilerden duymuş olduğu adına ne diyeceğimizi de bilmiyorum. Onu da siz söyleyeceksiniz. Onları apayrıca konuşalım. Çok mühim bir mesele. Fakat bizim Selman'ımız da hocam bugün Karadeniz'de diye tahmin ediyorum. Oralardaydı dün. Muhtemelen yine Karadeniz civarlarında bir yerde. Selman seferi misin diye sordu hocam. Seferi misin? Evet. Seferi. Evet, seferiyim. Neredesin peki Selman seferi? Ama çoğu zaman seferi olmama rağmen unutuyorum seferi olduğumu, normal devam ediyorum. Çünkü Ramazan'da yaşadığımız bu yorgunlukla gece yol almamıza rağmen gündüz VTR çekimleri ve doğal olarak gece de canlı yayın, akşam bu saatlerde canlı yayın olmasına rağmen yine de halimiz mecalimiz var. Nereden selamlıyoruz sizi? Çok eşsiz bir yer burası. Burası Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği, Yavuz Sultan Selim'in yönettiği, Kanuni Sultan Süleyman'ın da dünyaya geldiği yer. Sokakların denize döküldüğü yer. Üzerime baksanıza anlayacaksınız. Armağan göstersin tişörtümü. Hamsiler, balıklar, tavalar. Burası Trabzon. Trabzon'dan selamlıyoruz sizleri. Trabzon'dan hem Mustafa Cihat sizi, Fatih Koca Hocam sizi, yapımda yayındaki arkadaşlarımı ve konuklarınız Mahmut Hocam, Ömer Hocam sizleri de selamlıyoruz. Tam da meydanındayız biz Trabzon'un.
Trabzon 5 sene önce buradan gelip geçtiğim bir yerdi. İlginç küçücük bir şey yaşamıştım, onu hatırlıyorum tekrar. Ardeşen'de bir kardeşle tanıştık. Trabzon'la Rize arasında gittik. Yolda bir muhabbet kurduk ki ben Rize'de inerken bana demişti ki Selman abicim, Trabzon'a Rize'ye gelirsin, evim evindir bilesin. Bir saatlik sürede biz bu samimiyeti yaşadık. Bugün VTR çekerken aynısı oldu. İnsanların samimiyetiyle yine karşılandık, mutlu olduk. Bugün Atatürk Meydanı'nda kalabalığı göreceksiniz birazdan, Armağan'dan da rica edeceğim. İftar çadırı var, program var, yöresel televizyonların burada çekimleri var. Her yanda bir hareket, her yanda bir bereket. Trabzon oldukça kalabalık. Arkada oturan arkadaşlarım var, sürekli değişiyorlar. Hemen yakınımdaki arkadaşlara gidelim. Beni oradan da mı izliyorsunuz? Evet, ben de kendimi izleyeyim. Biraz geriden geliyor, çok güzel. Göster, göster. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, iyiyim, teşekkürler. Siz? Nasıl gidiyor Ramazan? Çok iyi gidiyor. Hani uzun olması daha iyi sanki, hani günlerin uzun olması. Oruç tutmamak daha mı zor? Bence oruç tutmamak daha zor. Senin yorumun ne buna? Bence Ramazan şu anda gayet güzel gidiyor ve Haziran ayında olmamıza rağmen Allah'a şükür çok çok, yani Allah'ın hikmeti de diyebilirim. Çok şükür her şeye, çok güzel her şey. Öğrenci miyiz? Evet. Çok güzel. Peki Ramazan'da burada Trabzon'da olmak nasıl bir şeydir? Nasıl bir histir? Trabzon'da olmak bir ayrıcalık. Gurur. Neden bu ayrıcalık, nereden? Bize her yer Trabzon. Her yer Trabzon. Bize her yer Trabzon, Mustafa Cihat, evet. Öyle. Çok güzel, teşekkür ediyorum. Burada bir aile var, bir de küçük bebek var. Onların yanına gidelim VTR'ye bağlanmadan önce. Bir anne için Ramazan'da onun ihtiyaçlarına cevap vermek, oruç tutmak zor olsa gerek. Sizin gözünüzden Ramazan nasıl geçiyor? Ramazan tabii ki eskilerin bir sözü var. Hani hiçbir Ramazan eski Ramazanlar gibi geçmiyor ama bizim ilk defa Ramazan'ımız oğlumuzla geçiyor. Maşallah. Evet. Yani güzel, tabii ki güzel. Onu değerlendirirsen çok güzel. İyi hissedince güzel. Baba neler düşünüyor Ramazan'da burada olmanın hissi? Teşekkür ederim. Baba anneye verdi. Ben katılıyorum. Ben bilmem, eşim bilir durumumu. Aynen, ben katılıyorum. Tamam, ben de katılıyorum hanımefendiye. Daha neler neler söylenebilir, gidilebilir, gezilebilir ama zamanımız dar. Sizin eşsiz bir konunuz orada devam ediyor. Hocamların önünden sözü aldık. Bizim küçücük bir VTR'miz var. Bugün neler yaptık Trabzon'da diye. Yarın nerede olacağımızı görüntülerde söylemedim. Yarın sürprizdeyiz. Çünkü Karadeniz sahilini bitirdik. Yarın nereden görüşürsek o zamana kadar Allah'a emanet olun. Şimdi biraz bugün Trabzon'u gezelim. Hoşçakalın. Havası sert, insanı mert, Trabzon'dayız. Şimdi biraz da içeriden görelim Trabzon'u. Hem bir kültür şehri hem de bir medeniyet şehrindeyiz. Aslında daha önceki illerimizde biz yavaştan Karadeniz'e girmiştik ama en yoğun kültürün bulunduğu yerdeyiz. Şimdi Boztepe'den bakıyoruz Trabzon'a. Biraz da yakından bakalım mı Ramazan'da neler oluyor burada? Arkamda Ahi Evren'de de türbesini görmektesiniz. Muhterem zat Trabzon'un manevi bekçilerindendir. Çünkü 1461 Trabzon'un fethine kadar büyük çabalar harcayan önemli kimselerden biridir. Üç kelimeyle Ramazan ne anlatırsın? Üç kelimeyle. Üç kelime. Mutluluk, huzur. Bir de sevecenlik, herkes de bir böyle güler yüz falan oluyor, evet, yani. Oruç. Evet. Zekat. Evet. İnsanların karnını doyurma. Evet. Durum olmayanlara çadırlarımıza yemek verme. İftar, sahur, Kadir gecesi. Bir de iftari. Ramazan, sabır. En önemli şey sabırı insan öğreniyor. Bolluk, bereket. Allah razı olsun. Hayırlı iftarlar, sağ olun. Oruç, Kur'an-ı Kerim, nefis. Ramazan ayında ne yapıyoruz, nasıl sofralar hazırlıyoruz, nasıl adetlerimiz var Trabzon'umuzda? Trabzon'da mı, ne bileyim valla, her çeşit var. Nedir? Nasıl adet vardır?
Adetlerimiz güzel, akşam güzel hazırlarsın. Sofraları güzelce odunuzu sofraya. Çok güzelce misafir çağırırsın. Abi sahura kadar ayaktayız bir kere. Ne yapıyoruz sahura kadar? Muhabbet ediyoruz arkadaşlarla, çay içiyoruz. Efendim iftarı beklemeye devam ediyoruz. İstanbul'dan sizlere sesleniyoruz. Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nin bahçesinden sizlere sesleniyoruz. Ramazan-ı Şerif'in bir haftası geride kaldı ve biz devam ediyoruz Ramazan-ı Şerif'in günlerini saymaya, bayrama gelen günleri saymaya. Öyle hızlı geçiyor, öyle çabuk geçiyor ki zaman. İnanın farkında bile değilim. Bugün baktığımda takvime 7. gün olduğunu. Genelde buraya geldiğimde arkadaşlarıma soruyorum kaçıncı gündeyiz diye. O kadar hızlı geçiyor. Fakat az önce hocam o kadar önemli şeyler söyledi ki bizler için Ramazan-ı Şerif'in nasıl gittiği tüm ümmeti Muhammed için nasıl gittiğiyle çok ilgilidir. Derin bir tefekküre dalıp ciddi bir empati yapmak, onların halleriyle hallenmek ve dertleriyle dertlenmek gerek. Onları düşünmek ve biz iyiyiz nasılsa bu Ramazan da bizim için çok güzel geçiyor diyerek bir kenarda oturup güzel güzel bir Ramazan idrak etmenin doğru olmadığını söyledi ki çok da önemli bir yaraya parmak basmış oldu. Bugün dünyada birçok insan Ramazan-ı Şerif'i tadıyla, lezzetiyle, bayramı hiç tadıyla, lezzetiyle yaşayamamış bir Müslüman kitleden bahsederken bir yandan da dünyanın dört bir yanında milyarlarla ifade edilebilecek bir niceliksellikle İslam'dan hiç haberi olmamış, İslam'ı hiç duymamış, peygamberi hiç tanımamış, Allah'ı hiç duymamış, bilmemiş insanlar varken siz rahatça bir Ramazan yaşayamazsınız diye bizi de azarladı ve çok haklı ve çok da güzel söyledi. Bir yandan da o konuyu hemen bitirir bitirmez dedi ki bir de İslam dünyasında Müslümanlar var. Onlar da ne kadar haberdar, onu da konuşmamız lazım mutlaka. İslam diye bildikleri ne kadar İslam, din diye tanıdıkları ne kadar din diye konuşmamız lazım gelen çok kıymetli ve önemli bir mesele daha var. Tam orada kesmiştik hocam, hakkınızı helal ederek sözü mikrofonu tekrar size bırakmak istiyorum. Buyurun. Şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi Müslüman bir ülkede doğup büyüyen, yaşayan ve şu anda da İslam'ın gereklerini bir hakkın yerine getirmeye çalışan insanların dünyanın öteki yörelerindeki bu haklardan mahrum, bu imkanlardan yoksun olan insanlara göre vebali sorumluluğu çok daha fazla. Şimdi mesela Doğu Türkistan'da Çin'e bağlı bizim Doğu Türkistan dediğimiz bölgede Çin yönetimi Müslüman Uygurlulara zorla oruç tutturmuyor. Zorla oruç tutturuyor değil. Adamlar oruç tutmak istiyorlar. Bu yatırıyor boğazına ve ağzına suyu dayıyor. Domuz etini önüne koyuyor, yiyeceksin diyor. Nüfusu bir kişi de olsa, bin kişi de olsa, 1 milyon da olsa. Yani din ve vicdan özgürlüğünün artık günümüz dünyasının sloganı olduğu bir dönemde Çin gibi bir devletin hala insanların diniyle, inancıyla oynayıp da onlara dinlerini yaşatmamalarını Türk kamuoyu ne kadar biliyor? Dünya Müslüman kamuoyu bu konuda ne kadar bir tepkisel faaliyete girdi, ne yapıyor? Myanmar'da, Aran Yaka'da ve işte Endonezya'nın farklı bölgelerinde, dünyanın değişik bölgelerinde hep biz Suriye'yi, Irak'ı yakın bölge onu biliyoruz. Bu işin dışa bakan yönü. Yani bununla alakalı bir Müslüman olarak tefekkür etmemiz. Acaba İslam dünyası olarak hatamız nerede? Niye? Hazreti Peygamber zamanında Hazreti Ömer'in Müslüman oluşuyla 40 kişiye bali olunca Müslümanların sayısı ibadetle cehri olmaya başladı. İslam artık açıktan tebliğ edilmeye, yaşanmaya ve davet edilmeye başlandı. 40 kişiyken yapılan şeyi biz bugün 1 milyar 600 milyon Müslüman varız ama Çin'de, Doğu Türkistan'da insanlar dinlerini yaşayamıyor, zorla
oruç tutturulmuyor. Öbür tarafta kan ve gözyaşı içerisinde ne çocuk bayramını biliyor, ne genç orucunu biliyor, ne öteki namazını bile biliyor. Bu dışa yönelik kısmı. Bir de kendi ülkemize bakalım. Yani bu ülkemizde %99'u Müslüman olan ülkemizde her gün ekranlarda böyle Ramazan sevinci gibi, iftar programı gibi programların ötesinde, haber programlarında her gün cinayetleri, her gün kazaları, her gün haksızlıkları görüyoruz. Yani yolda giderken yol vermediği için inip ötekini öldüren insanlar var. Karısını öldürenler var, çocuğunu öldürenler var veya annesini babasını öldüren. Peki bu din ne diyor? Haksız yere bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibi vebal alır diyor. Peki biz kendi insanımıza her cuma hutbeler okunduğu, vaazlar verildiği halde kendi insanımıza insan hayatının kıymetini yeterince aktaramıyor muyuz? O zaman içe dönük olarak da bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yani tefekkür dediğimiz bir noktada Ramazan ayı bizi şu 11 aydaki dünyevi meşgalelerden Mahmut Bey'in de ifade ettiği gibi biraz soyutlayıp biraz kendi iç dünyamıza dönerek acaba ben İslam'ı ne oranda biliyorum ve İslam'ı ne oranda yaşıyorum? Peygamberin hayatını örnek almak bana Tanrı'nın, Allah'ın emri ama Resul-i Ekrem mesela benim karşılaştığım durumlarla karşılaştığında ne yapardı da ben ona uygun hareket etmiyorum diye kendimize hiç soruyor muyuz? Evet. Dolayısıyla yani sorular çok fazla. Vebal, nimet ne kadar büyükse, nimetin şükrü de onun cinsinden o kadar büyük oluyor. Yani biz kendimizi kurtarmış saymamalıyız. Bu topraklarda doğduk, bir anne babanın Müslüman, bir anne babanın evladı olduk diye kendimizi kurtarmış saymamalıyız. Bilakis sorumluluğun daha fazla üzerimizde olduğunu defaten söylediniz ve de çok önemli. Buyurun hocam. Demin okuduğum ayet, tabii orucuz. Bir de benim gibi şekeri olanlar var. Dolayısıyla dil dolanıyor. Gene Allah'ın ayetlerini doğru ve düzgün okumalı, doğru ve düzgün anlamlandırmalı, doğru ve düzgün yaşamak gerekir. Bu ayeti ben tekrar okuyorum. Estağfirullah. Ve la takfu ma leyse leke bihi ilm. Bilmediğin şeyin peşine düşme. İnne sem'a kulak, vel basara göz, vel fuade akıl ve kalp. Küllü ulaike kâne anhu mes'ûle. Bunların hepsi sorumludur. Yarın yapmadığımızda zaten Yasin suresinde de belirtildiği gibi dilimiz söylemeyecek ama organlarımız dile gelip söyleyecek. Teşekkür ediyorum. Hocam göz dediniz, kulak dediniz, akıl dediniz. Bir de kalp var hocam. Hac suresinde geçtiği gibi de akleden bir kalpten bahsediliyor. Kalbin tefekkürünü size sormak istiyorum hocam. Şimdi Kur'an terminolojisinde düşünceyi ifade eden hayli terim var. Mesela nazar var. Tefekkür var. Tezekkür var. Kalp var. Fuat var. Efendim ibret var. İbret var. Kur'an-ı Kerim terminolojisi hakikaten insanı her yönüyle kuşatan efendim o ilahi mesajda düşünceyi ifade eden terimlerin sayısı hayli çok. Şimdi günlük dilde kalp duygu ve merhamet anlamına kullanılır. Bizim Türkçemizde kalpsiz adam derken merhametsiz, duygusuz adam anlamına gelir. Ama Kur'an terminolojisinde kalp düşünceyi ifade eden bir organ. Düşünceyi ama nasıl düşünce? Derin, görünenin ötesinde varlığı bütün yönleriyle tefekkür edip kavrayan, onu dile getiren. Kur'an-ı Kerim'de lehum kulubun la yefkahune biha buyuruyor. Onların kalpleri vardır fakat anlamazlar. Yani kalpleri vardır. Demek ki burada anlama, düşünme organı kalp. Bir duygu değil sadece. Evet. Sadece bir duygu değil. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir bütün olarak ayet-i kerimelere baktığımızda insanı her yönüyle kuşatan ilahi mesaj insanın hem ruhuna, kalbine, vicdanına, manevi melekelerine hitap ettiği gibi aklına da hitap ediyor. Yani akıl ve kalp arasında bir denge var.
bu dengeyi kurmuş Kur'an-ı Kerim. Çünkü insan komple bir varlık, bir bütün. Yani duygu dünyası da var, düşünce dünyası da var, sezgi dünyası da var. Onun için Kur'an-ı Kerim'deki bu terimlerle o ilahi mesaj insanı bütün yönleriyle kuşatıyor. Ama şu var, baktığımızda din büyük ölçüde duygu işidir. Evet. Duygu işidir. Tefekkür, derin düşünce, teemmül, dalıp gitme. Bir de teemmül terimi vardır. Evet. Evet. Bu belli bir düzeyde eğitim gören ve onun üstüne çıkan insanların yapabileceği bir eylem. Ama bir de insanın vicdanı var, kalbi var, ruhu var, manevi melekeleri var. O herkeste aşağı yukarı var. Yeter ki onu harekete geçirelim. İşte Kur'an-ı Kerim'de daha çok insanın duygu yönüne hitap ediyor. Evet, aklına, düşüncesine, efendim, hitap etmekle beraber duygu tarafına daha çok. Çünkü siz bir insanı alırsınız karşınıza, bir mesele üzerinde konuşursunuz, tartışırsınız. Onun eğitim düzeyine göre konuşulacak, söylenecek ifadeler vardır. Aklına hitap edersiniz. Baktınız ki anlamıyor. Ha, kalbine hitap edersiniz. Duygu dünyasına hitap edersiniz. Fakat bu tecrübeyle sabit, efendim, insanların duygu dünyasına hitap ettiğiniz zaman onu çabucak elde edersiniz. Çabucak elde edersiniz. Ben bir şiir yazmıştım bir zaman. Zaman zaman da yazıyorum. Koşa koşa yoruldum, bulanıktım, duruldum. Ben aşkı tanıyınca can evimden vuruldum. Yol yokuştu, düz oldu. Geceler gündüz oldu. Kapadım gözlerimi, artık gönlüm göz oldu. Harika. Onulmaz oldu yara, bu yarayı kim sara? Akıl aşka yabancı, onu gönülde ara. Akıl aradı durdu, bulduğu hep kusurdu. Aklın aklı olsaydı derhal gönül olurdu. Hocam, böyle bestekarların yanında bu şiirler duyulunca evet, bestekarlar hemen bunu bestelemek ister. Evet. Sayın Fatih Koca, siz de müsaade. Akıl gezdi dolaştı, nice engeller aştı. Gördü aşkın yüzünü, aklın gözü kamaştı. Çok güzel. Nasıl hocam? Evet. Evet. Hocam müsaade ederse kıymetli hocamız besteler inşallah. Hay hay. Efendim. Akıl koştukça koştu, gönül coştukça coştu. Yoruldu kaldı akıl, gönül galip olmuştu. Gönül galip. İşin olmuştu. Aslında özeti budur. Evet. İmanın, evet, aslında tam da yani iman, evet, etmenin, evet, Cenab-ı Hakk'a teslim olmanın asliyetinin, evet, kaynağı. Evet dostlar, sevgili Fatih Koca, mesaj alıyoruz artık, biliyor musun? Şöyle mesaj gelmiş. Mesela sana şöyle bir şey söylüyorlar. Diyorlar ki, çok kıymetli yavrularım, Fatih oğlumdan bir ricam var benim demiş. Beni kırmayın. Ben 58 yaşındayım. Mahmure Sert hanımefendi söylüyor. 72 yaşında eşiyle beraber. Bir eser istiyor sizden. Fakat buraya gelmek istiyorlarmış galiba. Diyor bu gecem lütfen evet. Geri çevirmeyin. Evet. Bir de isteği var. Yani buraya gelirseniz Mahmure Hanım, niçin çevirelim? Tabii ki. Her zaman için bu soframız herkese açıktır. Başımızın üzerinde yeriniz var. Lütfen buyurun, gelin. Hatta gelirseniz burada isteğinizi Fatih Hoca'ya direkt söylersiniz. Canlı canlı okuruz. Belki burada hiç de geri çeviremezsiniz buraya kadar gelmişken, yorulmuşken. Diyor hocam. Bir de yine hocam size bir mesaj daha var. O mesajda bir istek. Efendim. Canılden aşkan billahi. Ya bu eser istiyor hocam. Kim istemiş bunu? Emine Güner Korkuz hanımefendi de Canı Dilden Aşıkam Billahi adlı eser Beytullah'a istemiş. Beytullah'a ben. Onu Asım onu okuyacak ara, inşallah. Asım okuyacak onu. Tamam. Asım'ımız onu bir ara okusun. Tamam. O klormatiklerde şimdi bir ara çıksın. Şimdi seni seviyoruz. Kızmıyorsun değil mi? Rahmetli Yahya Soy Yiğit'in bir bestesi. Hah, onu soracaktım hocam. Kimi dosta varır,
Dosta ben dolur. Dosta ben dolur. Oo, muhteşem, kimi harika. Kimi nefse uyar, kahrolur gider. Yeniden şu mekandan hocamızı rahmetle anıyoruz. Yad ediyoruz inşallah. Hem aşık olur Allah'a.
harikasın, yüreğine sağlık. Allah rahmet etsin, gerçekten üstad da şahane beste yapıyordu ya. İşte böyle arkada bıraktığı sesle gerçekten güzel bir sanat eseriyle onu tekrar hatırlamamıza vesile oluyor. Çok kıymetli üstadımız bir yandan da sevgili Fatih Koca. Sana da çok teşekkür ediyoruz hocam. Bunları tekrar hatırlattığın için o üstadlara buradan bir dua vesilesi de oluyorsun bu arada. Eserler bakın böyle bir yandan da anıldığında, okunduğunda, söylendiğinde, duyulduğunda bir dua gönderesi geliyor insanın. Öyle içi, ruh işi hocam ya. Başka bir şey yani, akletmekten başka bir şey duygu dünyası. Evet dostlar, iftarı beklerken devam ediyor. İftarı bizlerle beklediğiniz için sizlere gerçekten minnettarız. Ama biz de hakkını veriyor muyuz bilmiyorum. Sevgili Fatih Koca'nın verdiği çok aşikar ortada. Kıymetli hocamızın verdiği çok aşikar ortada. Ve bir de tabii ki Bezmi Alem Camii. Bezmi Alem'den sizlere sesleniyoruz. İstanbul Boğazı manzarasında bu görüntüler ve bu görüntülere emeği geçen arkadaşlarımızın hakkını verdiği ortada. Umarım sizler de memnunsunuzdur halinizden, iftarı bizimle beklediğiniz için. Aynı zamanda Diyanet Radyo dinleyicileri de şu anda bizi takip ediyorlar. Ortak yayında yayınlanıyoruz her gün akşam iftarı beklerken programında. Ve bugünden itibaren bir de facebook.com/DiyanetTV, TRT Diyanet özür dilerim. Adresinden de bizlere notunuzu iletebilirsiniz. İşte onlardan biri Gökhan Tekin demiş ki hocam az önce söylediklerinizi. Hocam diyor ki bize dünyanın öbür ucundaki İslam'dan habersizlerden sorumlu olduğumuzu unutmayalım dedi. Bu önemli fakat İslam'dan bir haber komşumuz hemen alt başımızda. Evet, evet, İslam evet. Dünyanın öbür ucuna gitmemize gerek evet, yok. Evet. Ne yapmamız lazım? Elimizden geldiğince örnek olmaya çalışıyoruz ama sorumluluğu nedir bunun diyor hocam. Böyle bir soru sormuş. Çok da güzel yani sormuş. Tabii, Gökhan Tekin'e teşekkür evet, ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Buyurun hocam. Ben dış dünyadan başladım. Sonra kendi iç alemimize geldim. Hı-hı. Şimdi şehir hayatında hakikaten aynı apartmanda oturan daireler bile birbiriyle, farklı katlarda oturanlarla tanış birbiriyle tanış değil. Hatta selamlaşma yok. Böyle yabancıymış gibi. Dolayısıyla altta oturan komşumuz veya üstte oturan komşumuzun ne olduğu, nice olduğu, durumu nedir, derdi, ihtiyacı vesairesi, bilgi olarak, ahlak olarak, yaşayış olarak, başka yönden. Maalesef bu komşuluk şeyi eskiden vardı. Hani eski Ramazanlar dedik demin, Mahmut evet. Bey de onu ifade yakındığımız etti. Yakındığımız şeylerden biri bu aslında. Eski Ramazanların kendine özgü, günümüzde pek bulamadığımız yönleri var. Yeni Ramazanların kendine özgü, eskiden hiç olmayan yönleri var. Yani her ikisinin de olumlu ve olumsuz yönleri var. Eskiden mahalleli vardı, komşuluk vardı, dostluk vardı, birbirlerine gidip gelme vardı. Bunda sadece yani Müslümanın Müslüman komşusunu bilmesi, tanıması, hal hatır sorması değil, gayrimüslim komşusunun da onun bayramını bayram bilmesi, kendi Ramazanında da o komşusunun gelip onun Ramazanını, iftarını tebrik etmesi, böylesine dinler arası bir ilişki ve dostluk da vardı. Günümüzde bu 80'li yıllardan sonra insanımız oldukça individualist oldu, ferdileşti, bireysel bir de çok maddeci olduk. Yani Adam Smith'in hani kitabında her şey meşrudur kazanmak için kapitalizmin temel esprisi ana sanki biraz oldu. Yani Anadolu'nun ruhunu yitirip de bizler kapitalistleşiyor muyuz acaba? Piyasa ekonomisi bizi böyle hep evet. menfaat peşinde koşmaya yönetiyor da hodbinlikten, hodgamlıktan diğer gamlığa, ötekini düşünmeye, ötekini kendi nefsimize yeğlemeye, tercih etmeye sanki pek vakit bulamıyor muyuz? Hocam büyümenin bunda bir etkisi var mı? Yani şimdi eskiden şehirler şimdikinin köyleri gibiydi. Öyle demek lazım. Yani şimdi öyle ilçeler var ki 60 bin, 70 bin nüfuslu ilçeler var. Evet. Yani şimdi şehir dediğimiz şey artık şehirlikten de çıkmış, metropolleşmiş. Yani İstanbul bugün 17 milyon insan barındıran bir şehir haline gelmiş. Acaba çok fazla göçün, fazla sirkülasyonun, yani herkes birbirini eskiden tanırdı diyorduk da mahallemizde de oturan insan sayısı 15'ti hocam. Yani ben Isparta'lıyım, hani bizim mahallede 15 kişi falan vardı. Şimdi tabii tanırdık. Mahalle bunun kavramı, etkisi var mı yoksa olmaz biz mı, de etkisi getirdik olmaz de. Mı? Şehirler büyüdü, ekonomik hayat veya sosyal hayat gittikçe karmaşık hale geldi. Ve her insan ve herkes koşturmaya, bir koşuşturmaca içerisindeyiz. Ama bakın ta öteki mahalledeki insandır, onu belediyeler yapıyor.
veya büyük teşkilatlar yapıyor. Bakın iftar çadırlarıyla, evet, programlarıyla falan. Yani başka insanları, farklı mahallelerin insanlarını buluşturma, birleştirme, onları sohbetlerle falan aydınlatma işini. Ama biz kendimize soralım. Hani bir kural var. İbde bi nefsike. Önce kendinden başla. Evet, evet. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de lime tekulüne me la tef'alün. Yapmadığınız şeyi niye söylersiniz? Kebura makten indallahi en tekulü ma la tef'alun. Allah'ı en çok azaplandıran sizin yapmadıklarınızı söylemenizdir diyor. Peki yani ben şimdi oturduğum apartmandaki bütün komşuları mesela kandil gecelerinde, bayram günlerinde veya sair günlerinde veya karşılaştığımda selamlaşıp hal hatır soruyor muyum? Yani bir tefekkür dediğimiz yönde bir yönü de bu. Bir kere Müslüman kendisi peygamberi nasıl örnek alması gerekiyorsa kendisi de öncelikle örnek olmak suretiyle başkalarına karşı İslam'ı, İslami yaşayışı. Ben yurt dışında görev yaptım. Orada derneklerde Fransa'da 500 bin Türk var. Farklı derneklere gidiyorduk. Aman ha diyordum onları hep. Ne bakın şahsınızda ne yüce Türk milletine ne yüce dini mübini İslam'a söz getirecek, laf getirecek herhangi bir işte bulunmayın. Vebali çok büyük. Aynı şeyi kendi ülkemizde de. Müslümanız ama eğer selam vermiyorsak, hal hatır sormuyorsak, derdiyle dertlenmiyorsak, ilgilenmiyorsak, çocuğunun başını okşamıyorsak, o zaman ne oluyor? Kendi dünyamıza kapanmış, kapanıp da yani itikaf halinde tefekkür mü yapıyoruz? Yok. Yani o da yapmıyoruz. Dolayısıyla öncelikle kendimizi işleyeceğiz. Sorumluluğu ne hocam? Efendim? Sorumluluğunu sormuş. Bunun sorumluluğu nedir diye. Bunun sorumluluğu her insan doğruyu kendisi öğrenecek bir. Birinci adım bilmek, öğrenmektir. İkinci adım şu bilmeden şuuruna varamazsınız. Yani Mescid-i Aksa nedir? Bunun mahiyetini bilmeden bugün Mescid-i Aksa'nın başına bir şey gelse biz onun şuuruna ermiş olmuyoruz. Önce bilgi, doğru bilgiyi edineceğiz. Sonra doğru bilgiyi hayatımıza yansıtacağız. Din sadece bilgiden ibaret değil. Bakın Kur'an'da imanın yanında ameli salih hep zikredilir. Dolayısıyla hayat din bir yaşama tarzı, bir hayat üslubudur. Hayatımıza ne oranda yansıtıyorsak o oranda biz dindarız, değilse değiliz. Sorumluluğumuz ne? Önce kendimizi düzeltip sonra komşularımıza, o da böyle yani çok nobran bir vaziyette değil. Sevgiyle, tatlı dille, güler yüzle. Yaklaşık. Güler yüze hasret kalıyoruz. Evet. Söylememiz gerekiyor. Zannedersem sorumuzu soran arkadaşımız da cevabını almıştır. Mümkün bu arada ben kadar biz örnek olmaya çalışıyoruz diyor ya. Evet. O güzel bir şey o. O sorumluluktan kurtarır onu. O devam etmeli. Evet. Ama tabii ki hakikaten az önce de söylediğimiz gibi eski Ramazanlardan en büyük farklarımızdan bir tanesi bu birbirimizi unutuşumuz, kendi kabuğumuza çekilişimiz ve son derece bir güvensizlik var hocam. Kimsenin kimsene aslında güveni kalmadı bu devirde diye. Artık ağza pelesenk olmuş bir cümle var ya, bu çok yerinde kullanılmış bence. Hakikaten de öyle. Kimsenin kimseye bir güveni yok. Ya şöyle bir tablo izliyorum okulun açık olduğu süreçte. Apartmanın önüne gelen okul servisinin servisle apartman kapısı arasındaki 2,5 metreyi bile takip eden bir anne endişesi. Evet, kuşkusu. Evet, evet, çok doğru. Biz nasıl büyümüşüz bilmiyorum. Bizim mahallenin öbür ucundaydı okul. Hakikaten. İmam Hatip'te okurken hocam 3,5 kilometre, 4 kilometre yürürdüm şehre. Yine o zaman da biz çocuktuk. Tabii. Şimdi nasıl bir endişe ki anne 1,5-2 metrelik kapıdan girdin mi? Giriyor musun? Ne yaptın? Ne ettin? Telefon da var elde. O evham o. Böyle bir evham, böyle bir endişe tabii haline gelmiş toplumsal bir korku içerisindeyiz. Tedirginlik içerisindeyiz. Tanımıyoruz çünkü 1961'de İstanbul İmam Hatip Okulu'na geldim. Bilecik Söğütlüyüm ben. Köyde ilkokulu bitirip geldim. Mahmut abi tabii bu 60 yıl. Ben o kadar değil ama benim de epey var. Derste bizim hocamız ne yapardı biliyor musunuz? Evet. Soruları sorar, sınıftan çıkar giderdi. Ve hiç kimse de kopyaya tevessül etmezdi. Müthiş. Şimdi bakın yani siz 3 kilometre ötede okul veya sokakta oynama, anne baba endişe etmiyor çünkü güven var. Günümüzde 2,5 metre veya 1 metrelik noktada haklısınız. Bu da işte aşırı ferdiyetçilikten oluyor. Evet. Aşırı ferdiyetçilik. İnşallah düzelmemize vesile olur. Hocam demiş ki İlknur Kaplaner, hocamız muhteşem şiir okuyor, sonlarına yetişebildim demiş. İsmini öğrenebilir miyim devamını okuyabilmek için demiş. Yazılı bir yerde var mıdır hocam bu şiir? Gönülden Gönüle diye bir şiir demeti yayınladım, orada var.
Evet. İlknur Hanım, gönülden gönüle. Gönülden gönüle. Oradan bulabilirsiniz. Evet. Ama belki ilerleyen dakikalarda, iftara daha yaklaştığımız anlarda hocam bir bukle daha güzellikten bize sunar. Şunu hatırladı ya, Mahmut abi mütevazi olduğu için söylemiyor. Kendisi hakikaten çok muhterem ve mümtaz bir şairdir. Estağfurullah. Evet. İmam Busiri'nin Kaside-i Bürdesi var. Evet. Veya Kaside-i Bür'e. Meşhur o hastalığından şifa bulduğu. İmam Busiri, emin tezekkürü ciranin bizi selemi diye başlayan o kasidesini, hı hı, Mahmut abi hem manzum şekilde Türkçe'ye çevirdi, hem ona ne yaptınız? Yani onu o... Evet, o, Kaside-i Bürde'yi Türkçe söyleyiş diye piyasada var. Evet. Çok güzel. Yani hocam bunları söyleyebilirsiniz. İmam-ı Busiri'ye meşhur kasidedir. Onu geçiyor dedim de hadi şey yapalım. En az İmam-ı Busiri kadar güzel onu Türkçeleştirdi ve ona ilave yaptınız değil mi? Tahmis tabii, mi yaptınız? Tahmis yaptı. Ne güzel. Hocam bunları söylemek önemli. Mesela sizinle alakalı da hocam söylememiş olsaydı bilmediğimiz şeyler. Tabii ki gerçekten akademik akıllarımız şükürler olsun ki sizin sağlığıyla hem beynen hem ruhen hem kalben öyle dolu ki bir yandan da mütevazisiniz. Allah her birinizden razı olsun. Söylemiyorsunuz tabii. Size söylemedikçe biz de üşengeç gençlik. Gençlik diyorum ama ben de 40'ı buldum. Takip edip ilgilenemiyoruz. Yo, zaten halinize maşallahınız var. Hakikaten yani. Teşekkür ederim. Ben epey programlara çıktım. Amin inşallah. Siz sunuculuğunuz. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Yönetim moderatörlüğünüz çok güzel maşallah. Çok sağ olun hocam. Tebrik hocam, bireyi konuştuk. Yani bireyin öze dönüşünü konuştuk. Bireyin önce kendisine bakması lazım. İlk kendimizden başlamamız lazım dedik. Ama bireylerin oluşturduğu bir de toplumlar var. Evet. Tefekkürü unutmuş toplumlar diye bahsedilen. Tabi dünya dediğimiz şey bugünlük bir şey, dünlük bir şey değil. Milyonlarca yıllık bir zaman dilimi. Birçok helak edilmiş kavim var. Yapmış olduğu şeylerden dolayı cezayı bu dünyada görüvermiş kavimler de var. Şükür biz Muhammed ümmetiyiz ve bugüne kadar gelmiş, kıyamete kadar var olacak bir ümmet. Toplumlar eğer tefekkürü unutursa onların geleceği neler olur, nasıl olur? Onu bir değerlendirelim. Bir de toplumsal bakarsak neler söylemek istersiniz? Şimdi bütün dünyada kapitalist sermaye her şeye hakim. Her şeyi yönlendiren, hayatı, toplumları yönlendiren, yoğuran, şekillendiren o maalesef. Şimdi itiraf edelim ki tarih boyunca baktığımızda bütün toplumlarda ve bütün dinlerde maddi hayatla manevi hayat ters orantılıdır. Maddi refahın geliştiği, hele hele devleştiği efendim bir toplumda manevi hayattan söz etmek o insana o yüksek ahlaki hasletleri, imani hakikatleri, Kur'an'ı hakikatleri anlatmak gerçekten çok zor. Evet. Çok zor. Kur'an-ı Kerim'de Estağfirullah İnnel insane leyadgâ emrâhu stagnâ buyuruyor. İnsan kesinlikle güçlü olduğu zaman isyan eder diyor. Bakınız bunu yaratan söylüyor. Elâ ya'lemu men halak. O yarattığını bilmez mi? Yarattığının karakterini. Muhteşem. Tarih boyunca öyledir bakınız. Cemaatler, cemiyetler, şunlar bunlar. Kimse bakınız. Fert olarak, efendim çeşitli gruplar olarak, toplum grupları olarak bakınız. Belli bir düzeyin üstünde güçlenmeye başladığı zaman değişim olur. Değişiyor. Değişiyor. Çok halis niyetlerle bir araya geliniyor. Vakıflar kuruluyor, dernekler kuruluyor. Ondan sonra Müslüman halkımız çok şükür hamiyetperverdir, cömerttir, yardım ediyor. O vakıf, o dernek, o cemiyet neyse belli bir ekonomik gücün üstüne çıktığı zaman bu sefer ranttan pay alma mücadelesi başlıyor. O yola çıkarken o halis niyet, o samimiyet unutuluyor adeta. Ondan sonra pay alma mücadelesi başlıyor. Hep böyle. Onun için innel insane leyadgâ en râhustâne bir ilahi hakikatin
ifadesidir. Bu evrensel bir hakikattir. Hakikaten öyle yani. Firavun, ene rabbukümül âlâ diyor. Evet. Ben sizin en büyük Rabbinizim. Firavun'a bunu söyleten nedir? O güçtür. Değil mi erk? Evet. O güçtür. Dolayısıyla insanlar fakir, zayıf, aciz olduğu zaman Beyazlı Bestami gibi derviştir böyle efendim işte böyle. Fakat o güç kuvvet geldiği zaman. O geldiği zaman efendim Şimir Melun gibi değil mi Hazreti Hüseyin'in kellesini kesen o hale geliyor. Başka bir hale. Başka bir insan o. İşte Kur'an, Kur'an'ın bize getirdiği mesaj madde ile mana arasında, dünya ile ahiret arasında, ruhla akıl arasında bir sağlam denge kurmak. İslam'ın getirdiği gerek hukuk ilkeleri, gerek ekonomik ilkeler efendim çok özet halindedir ama şudur. Toplumda ne şımarık zenginler ne aç yoksul fakirler. İkisinin ortasında efendim dengeli bir toplum. Mütevazi. Şimdi orta ne diyorlar? Orta tabaka mı diyorlar? Evet. Orta tabaka. Hakikaten bugünkü ekonomilerde de orta tabaka bir toplumda ne kadar güçlüyse o toplumun bünyesi o kadar sağlamdır. Evet. Biz de çok şükür tarihten intikal eden, dinimizin bize öğretmiş olduğu yüce ahlak ilkelerinden yansıyan o hayırseverlik, değil mi? Verme, infak duygusu hala çok canlı. Elhamdülillah. Çok canlı. Ben bir ara Mısır'da bulundum. Mısır'da cuma günleri efendim bir camiye gidiyordum. Amr İbni As, Mısır'ın fatihi biliyorsunuz. Amr İbni As camine gidiyordum. Abdülgafur Hoca efendim vaaz ediyordu. Darül Ulum Fakültesinde Arap Dili ve Edebiyatı hocası ama sular seller gibi konuşuyor. Ama nasıl? Orada hutbeler uzun. Bizimki gibi değil yani 10 dakika değil. Efendim yarım saat bir ayet, bir hadis üzerinde konuşuyor. Çok derin. Son 15 dakikada günlük olaylara temas ediyor, dikkat çekiyor, eleştiriyor, yol gösteriyor, irşad ediyor. Şimdi o yüzden hep oraya giderdim. Vaazdan sonra dedi ki cemaat caminin dedi hanefiyeleri bozulmuş. Hanefiye diye musluklara diyorlar. Yardımlarınızı bekliyoruz dedi. Yani 5-6 bin kişi var. Ordugah camii çünkü. Çok büyük. Ertesi hafta bir daha söyledi. Ya musluk musluk. Bir çeşmedir bu. Musluk ya. Biz öyle deriz gerçekten. Musluk. Üçüncü hafta dedi ki muhterem cemaat Cezayirli bir kardeşimiz dedi bu muslukları yaptırmayı üstlendi sizin yardımlarınıza ihtiyaç yok dedi. Yapmadınız yani. Yani bu bizim bir Allah'ım. Ben o anda böyle ürperdim doğrusu yani. Bizim bir mahalle camiinde bile bir hemen bir Müslüman çıkar bunu üstlenir. Biz de hakikaten bu has bir çok tarafımız var evet. Fevkalade. Bu hassasiyetimizi evet. Hiç yitirmeyelim inşallah. İnşallah. Hocam biz programımızın içerisinde Anadolu'ya bağlanıyoruz ama bir yandan da Mekke-i Mükerreme'ye şu anda Ramazan-ı Şerif'in dünyada en güzel olduğu yere mekana da ya. Bağlanıyoruz. Sevgili Ömer'imiz orada bizim. Ömer'imiz bakalım bugün nerede, ne yapıyor? Bir uzanalım inşallah, bir görelim bakalım oraları. Şöyle gözümüz, gönlümüz de bir şenlensin istiyoruz. Ömer söz sende. Mustafa Cihat, Mekke'den, Mekke-i Mükerreme'den, emin mekandan, güven veren topraklardan hepinize merhaba. 11 ayın Sultan Ramazan-ı Şerif kutsal topraklarda bambaşka yaşanıyor. Bugün sizlere Kabe'deki iftar coşkusunu göstereceğiz. O güzel görüntülerle sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında yine Mekke'deyiz. We'll be right back.
Ramazan umresini kutsal topraklarda geçirmek isteyen yüz binlerce Müslüman orucunu Kabe'de açabilmenin büyük mutluluğunu yaşıyor. Birazdan ezan okunacak ve bütün Müslümanlar Kabe'de iftarlarını yapacaklar. Oruç ve Kur'an ayı Ramazan kutsal topraklarda ve de Kabe'de bambaşka. Bizler de birazdan okunacak ezan için iftar sofralarına eşlik ettik. İftar sofrasının vazgeçilmezleri ise hurma ve tabii ki zemzem. Ezan okundu Kabe'de, şimdi iftar zamanı. Bizler de diğer Müslüman kardeşlerimizle birlikte orucumuzu zemzemle açıyoruz. Evet, iftarın ardından Kabe'de akşam namazını kıldık. Bir Türk arkadaşımızla rast geldik. İsminizi alalım. Furkan Topgöz. Nereden geliyorsunuz? Antalya'dan. Antalya'dan geliyorsunuz. İftarınızı yaptınız. İftarınızı sonrasında yaptık. Akşam namazı. Evet. Neler hissediyorsunuz? Kabe'deyiz. Gerçekten çok özel bir duygu. Yani ben ilk defa geliyorum Kabe'ye. Çok güzel bir duygu. Türkiye'deki genç kardeşlerimize özellikle gelmelerini esefle tavsiye ediyorum. Yani. Eyvallah. İnanılmaz bir duygu. Kabe'nin hemen yanındayız. Burada Ramazan nasıl geçiyor? Mekke'de Ramazan nasıl geçiyor? Türkiye'ye oranla çok ayrı bir havası var tabii. Yani çok özel bir yer zaten Kabe. Allah'ın rahmeti buranın üzerinde olduğu için atmosferi de farklı oluyor tabii. İbadetlerin huşusu, isteği, zevki farklı oluyor burada. Buradan Türkiye'ye söylemek istedikleriniz var mı? Özellikle genç kardeşlerimize burayı gelip görmelerini, bu atmosferli solumalarını tavsiye ediyorum. Evet, Mustafa Cihat, Kabe'deki iftar coşkusuna böyle ortak olduk. Yine bu manevi diyarın güzelliklerini sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bir kez daha Mekke-i Mükerreme'den, emin mekandan, kutsal topraklardan bütün Türkiye'ye, bizleri izleyen herkese hayırlı Ramazanlar. Eyvallah, çok teşekkür ediyoruz hocam. Size nasip oldu mu hiç Ramazan umresi? Size ben olmadım maalesef. Bana da umreye olmadı, gittim inşallah. Ama Ramazan'da evet. Orada. Buradan da dua etmiş olalım. Bir Ramazan ben de gittim ama Ramazan'da hiç gitmek nasip olmadı inşallah. İnşallah. Bir Ramazan umresi nasip. Sizin dualar makbuldür inşallah. Eyvallah, hep beraber dua edelim. Şu saatler çok kıymetli hocam. Evet. İftara beklediğimiz evet. Şu tamam, kıymetli ama. Saatler. Duaların kabul olduğu saatler. Kabul olduğu bunlar. Saatler. Hatta evet. Şu anda belki Ankaralılar etsin bizim için dua. Son 28 saniye. Tam iftarın olma anı artık yani, bu. Hakikaten. Sofralarının başlarındalar. Bu arada onu da haber vermiş olalım. Hocam. Yine mi mesaj? Mesajlar akıyor hocam maşallah. Sesin tabii coşturuyor gönüllerimizi. Estağfurullah. Şimdi Ebru İlbak hanımefendi sizden sizi çok seviyormuş sağ olsunlar diyor. Olsun. Eserler istiyor sizden. Efendime söyleyeyim, doyum olmuyormuş efendim sizin sesinize. İzleme şerefine nail olmuşlar, sağ olsunlar. Hocalarım sizlere de selam ediyorlar kendileri. Ve bir istekleri var, bu isteği okumuyoruz bu ikinci, muhtemelen. Bugün başka, okumayacağız, okuyacağız bugün ama. Başka bugün okuyacağız. Bir istek daha var. Ankara için bu arada iftar vakti dostlar. Allah tutmuş olduğunuz Allah kabul oruçlara kabul buyursun efendim. Efendime söyleyeyim. Şimdi hangisiydi bunu hocam, tabii? Hocam hepsi sana gelmiş zaten şu mesaj. Hocam, bana şu, gelen mesaj şu bir orada. Eser daha var bak burada. Diyor ki Melda Azize Tetik. İzliyorum Fatih Hoca acaba şu eseri biliyor mu? Hayran oğlu cemaline güzel adın zikreyleyen ermek diler misaline güzel adın zikreyleyen. Tamam, Ahmet Özhan'dan dinlemiştim. Bugün diyor. Değil de başka bir onu gün da onları biz okuruz. İnşallah bir gün okuyacağız. Tamam, üstadım söz okuyacağız. Sizde ne okuyoruz? Sultanım illallah, Sübhanım illallah. Yine çok değerli hocamız Ahmet Hatipoğlu hocamızın bir bestesi. Yine acilen şifalar ihsan eylesin Rabbim diyoruz. Sizi seviyoruz hocam.
ama buradan beni de yetiştiren çok değerli Ruhi hocama da buradan selamlarımı gönderiyorum. Ruhi Kalender hocama, hocam da çok iyi bilir. Ayvalık'a selam gönderelim buradan. Eyvallah, söz sende hocam. Peki, bismillah. Arkasın ne verse razıyız hocam. İftarı bekliyoruz dostlar. İstanbul'da Ankaralılar iftarı yaptı. Allah kabul buyursun inşallah. Sesini yüreğine sağlık hocam. Evet. Bad Sabah ekibi yüreğine sağlık. Harikasınız. Evet, iftara, İstanbul iftarına adım adım yaklaşıyoruz. Az önce Fatih hocama mesaj gönderen dostumuz Melna Hanım efendi Berlin'den bizleri izliyorlarmış. Tabii ki dünyanın dört bir yanından TRT Diyanet TV ekranlarından bizleri izleyen, seyreden kıymetli dostlarımız var. Avrupa'da ve dünyanın dört bir yanında bizi izleyen kıymetli dostlara selam ediyoruz. Ben de buradan Ocaktan ailesine selam etmek istiyorum. Kerim ve Hilal'e selam etmek istiyorum. Sevdenin de selam var, anlamışsınızdır siz bunu herhalde diyorum. Ve hemen ardından kalmış olduğumuz yerden devam ediyoruz. Hocam, tefekkür deyince aklımıza tabii ki ilk gelen şey Hazreti İbrahim kıssasıdır. Bilinir, Kur'an'da da geçer. İsterseniz tefekkür deyince akla gelen ilk kıssayı siz şu iftar saatinin yaklaştığı dakikalarda bizlere tekrar hatırlatarak devam ederseniz memnun oluruz. Estağfurullah, memnuniyetle.
Hazreti İbrahim İslam ümmetine örnek olarak gösterilen büyük peygamberlerden biridir. Ve peygamberimizi de peygamberimizin peygamber oluşundan 2500 yıl önce dua ederek isteyen bir peygamberdir. Ceddül Enbiya'dır. Malum Bakara suresinde ifade edildiği şekliyle o oğlu İsmail ile birlikte Kabe'nin duvarlarını yükseltirken dua etmişti. Peygamberlerin duası Cenab-ı Hakk'ın onlara öğrettiği duadır ve peygamberler samimi, gerçek, mümin ve Müslüman oldukları için duaları da indi ilahide makbuldur. O duasında şöyle buyurmuştu. Rabbena veb'as fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatike ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yüzekkihim. Kabe'yi inşa ederken ey Rabbim bu bölgede yaşayan insanların içinden onlara bir elçi gönder. Ne yapacak o elçi? Yetlu aleyhim ayatike onlara senin ayetlerini okusun. Ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete onlara kitabı ve hikmetli düşünceyi öğretsin. Ve sonra ve yüzekkihim ve onları her tür maddi manevi kirlerden arındırsın. İşte böyle bir duanın neticesidir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve biz de ona ümmet olmakla ne kadar iftihar etsek, gurur duysak azdır. Hazreti İbrahim aleyhisselam babası da dahil putperest bir kavmin içinde bir olan Allah'a imanı ve kulluğu tebliğ eden ve bu uğurda ateşe atılma gibi ve yurdundan göç etme gibi imtihanlara maruz kalan ve bu imtihanların hepsini başarıyla geçen bir peygamberdir. O putperest olan kavmiyle mücadeleyi iki safhada yürüttü. Birisi önce teorik planda, yani o putperest halkın zihinlerine, beyinlerine, muhakeme güçlerine, tefekkür kabiliyetlerine hitap ederek mücadelesini yürüttü. Nasıl yaptı? Ay, güneş ve yıldızların her biri için bu benim Rabbimdir dedi. Sonra batıp kaybolup gidince felemme efele Kur'an'ı tabirle kaybolup gittiğinde batıp giden, yok olup giden şey Rab olamaz dedi. Hazreti İbrahim bunu böyle söylerken, yıldızlar için, ay için, güneş için böyle söylerken gerçekten bir tanrı arayışı içerisinde değildi. O zaten bir olan Allah'a kullukla emredilmiş ve o yolda olan biriydi. Ama aya, güneşe ve yıldızlara tapan insanlara, onların zihinlerine hitap ederek taptıklarının anlamsızlığını vurguluyordu. Yani onları düşünceye, yok olup giden bir şeye ben niye tapıyorum sorusunu kendi kendilerine sormaya davet ediyordu. Bunun devamı olarak da işin içine hem teoriyi hem pratiği, yani aksiyonu ekleyerek puthanedeki putları kırdı. Ondan sonra da baltayı büyük putun koluna astı. Kavmi gelip de bunu kim yaptı? Sen yapmışsın diye. Bak balta kimin kolunda? O ama yapmıştı. O kıramaz ki. Kendileri itiraf ettiler. Madem kıramaz, hareket edemez, düşünemez, konuşamaz, niye böylesine tapıyorsunuz diyerek onların hem akıllarına hem gönüllerine ama özellikle de tefekkür kabiliyetlerine hitap ederek onları putperestlikten Hakk'a davet etmeye çalıştı. Evet. Hazreti İbrahim'in bu tefekküre yönelik mücadelesini biz Müslümanlar da karşımızdakini, hani Cenab-ı Hak üd'u ila sebil-i rabbike bil hikmeti vel me'izatil haseneti ve cadilhum billeti hiye ahsen. Hazreti Musa'ya demiyor mu Firavun'a yumuşak konuşun diye? Ya karşındaki Firavun, ene rabbukumul ala diyen bir Firavun. Yani İslam düşmanı, din düşmanı, Allah düşmanı. Buna rağmen tatlı söz, güler yüz, tatlı söz ve akla, mantığa hitap etme. Biz Hazreti İbrahim'den ve öteki peygamberlerden öğreneceğimiz çok şey var. Ama öncelikle insanların aklına, muhakeme kabiliyetine tatlı bir dille, güler yüzle hitap etmesini bilmemiz gerekiyor. Allah'ın izniyle inşallah biz bunu yaparsak Cenab-ı Hak bizim yanımızda olur, yardımcı olur diye İnşallah hocam. Niyaz güzel ediyoruz. Temenni ve dualarla tamamlamış olduk cümlemizi. Teşekkür ediyoruz sizlere iftarın yaklaştığı bu saatlerde. Vaktimiz var ki iki cümle daha söyleyebilirim ama buyurun yok hocam. Diyorsunuz. Vaktimiz şöyle, hocamla üstadımız. Aslında biz üstadımızla normalde tabii ki İslam tarihinin çok önemli mütefekkirlerini uzun uzadıya sadece tek bir programda bile konuşmamız gerekir. Gazali'yi konuşmamız gerekir, İbn Sina'yı konuşmamız gerekir, Farabi'yi konuşmamız gerekir ama açıkçası ben bunu da
Aslında benim, bakın, aslında sizin üstadı yalnız davet etmeniz gerekirdi, bir. Bana düşen de üstadın yanında susup onu dinlemekti. Şimdi son bölüm, son sözleri hocamıza bırakalım. Ben müsaade buyurursanız İstanbul dakikasına da bakmak istiyorum. Bir 7 dakikalık süremiz kalmış hocam. Son sözlerimizi hem bağlayalım. Böyle büyük mütefekkirler yetiştirmiş bir medeniyetten bahsediyoruz. Evet. Onların tabii ki tefekkürleri bambaşkaydı. Halleri, edaları bambaşkaydı. Onların bizim tefekkür dünyamıza katkıları nelerdi? İsterseniz onunla sohbetimizi sonlandıralım. Efendim, İslamiyet Arap Yarımadası'nın dışına yayıldığı andan itibaren Müslümanlar farklı dinlerle, farklı kültürlerle karşılaştılar. Kendilerinin sahip olmadığı bir takım bilgilere onların sahip olduğunu gördüler. Hemen çok kısa bir zamanda kolları sıvayarak gerek Sasanilerden intikal eden, Sasani İmparatorluğundan intikal eden, eski İran, ondan intikal eden bilgileri, literatürü edindiler. Eski Yunan'dan, Helenistik dönemden intikal eden eserleri şey yaptılar. Bunları 8. yüzyılın başlarından başlayarak efendim 10. yüzyıla gelinceye kadar bunları tercüme ettiler. Ve bunun için Beytül Hikme diye Bağdat'ta bir efendim akademi kurulmuştu. Halife Memun tarafından. Burada dinine bakılmadan Süryaniler vardı, Nasturi mezhebinden olan insanlar vardı. Efendim Sabi'iler vardı Harran bölgesinde, Urfa Harran bölgesinde. Sonra eski efendim Doğu Akdeniz'de Nabatiler, eski Arap kavmi. Onlardan intikal eden kültürleri aldılar ve çok kısa zamanda kendi işlerinden bir filozof çıkardılar. Ebu Yusuf Yakup İbn İshak el-Kindi. Ve Kindi o kısa ömründe, ki ölümü 866'dır. Efendim tam 277 eser kaleme aldı. 20 ayrı bilim dalında. Ve ilk İslam filozofu odur. Ondan sonra Farabi, İbn Sina, bunlar hakikaten eski dünyanın, eski Yunan'dan intikal eden, Akdeniz havzasında oluşan o kültür ve düşünceyi aldılar, yeni baştan yoğurdular, kendilerine göre yeni felsefe kurdular. Bu felsefe sadece teorik düşünceye dayanmıyordu. Aynı zamanda hepsi efendim büyük matematikçi, tabip, yani hekim, efendim çeşitli ilimler alanında uzman olan insanlardı. İlimle felsefe o zaman baş başa gidiyordu. Çünkü Aristo geleneğinden intikal eden bilgi böyleydi. Çünkü Aristo alim filozoftur. Yani alim adamdır ve büyük bir filozoftur. Hocası Eflatun ise filozof alimdir. Önce filozofluk önde gelir onda. Alimlik sonuna gelir. Dolayısıyla İslam dünyası 10. yüzyılın sonuna geldiği zaman dünyada rakibi olmayan bir medeniyet yaşıyordu. Altın bir bilimde, sağ. Bilimde, felsefede, medeniyette, günlük hayatta, yaşama tarzı, mesken, medeniyet. Yani medeniyetin bütün unsurları şahika, en yüksek seviyeye gelmişti. Sonra bu burada kalmadı tabii. Ondan sonra devam etti. 13. yüzyılın sonuna kadar 500 yıl efendim yoğun bir bilim ve felsefe hareketi yaşadı İslam ümmeti ve büyük bir medeniyet. İnsanlığa İslam medeniyeti diye bir medeniyet armağan etti. Sonra çeşitli nedenlerle tabii 13. yüzyılın ortalarında vefat eden 1200 efendim 40'da vefat eden Muhyiddin İbnül Arabi, aslan Endülüslü yani İspanyalı, o yeni bir efendim düşünce tarzı geliştirdi. Mistik bir düşünce. Bu ruhları büyüledi adeta. Dolayısıyla o rasyonel, bilimle beraber hareket eden, yürüyen
o felsefe hareketi geriledi. Ondan sonra mistisizmin öne çıktığı ve tasavvufun felsefeleştiği bir düşünce tarzı. İşte büyük ölçüde Müslümanlar tabii bu yeni ses, yeni bir yorum varlık hakkında, Allah, kainat, insan, buna dayanan yorum çok cezbetti. Dolayısıyla Osmanlılar da o dönemde, o sıralarda tarih sahnesine çıkmışlardı. Bizim Muhyiddin İbnül Arabi'nin kurmuş olduğu o teosofik sistem, yani felsefeleşmiş tasavvuf bizim edebiyatımıza, kültürümüze yansıdı. Şiirimize. Bakınız. Bizim divanlarımızı açın, şairlerimizi. Büyük ölçüde onun tasavvuf edebiyatına bakın. Etkileri var. Etkileri büyük ölçüde, evet. Ya hocam inanın bu sohbet böyle kısa sürdü. Evet. Aslında gerçekten de hocamın da söylediği gibi uzun uzadıya konuşulacak. Evet. Sadece şu en sorduğumuz, en son konuştuğumuz. Evet. İslam tarihinin çok önemli mütefekkirleri, alimleri, filozofları. Saatlerce konuşulacak bir konu söylediğiniz gibi. Evet. İnşallah başka bir fırsatta da konuşmayı Cenab-ı Hak bize nasip ederse biz istiyoruz. İnşallah. Hocam bugün gerçekten katılımınızla bizi şereflendirdiniz, evet, bizi çok memnun ettiniz. Ben öncelikle size çok teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun, rica ederim. Teşekkür ederiz, bize bu imkanı tanıdınız. Estağfurullah. Aynı şekilde Ömer Faruk Hocam, sizlere de sonsuz teşekkürler ediyoruz. Şükranlarımı sunuyoruz. Şunu da açıkça seyirciliğiyle paylaşmak istiyorum. Şu anda ekranı ben buradaki monitörden bakıyorum. Sıcacık bir görüntü var ya, inanın burası buz geziyor. Ve bu soğuğa rağmen gerçekten soğuk, yani işin gerçeği bu, yapacak evet, bir şey serin. Serin. Bu serinliğe rağmen katıldığınız için hocam yürekten size teşekkür ederim. Ekrana yansıdığı gibi sıcacık bir sohbet oldu. Katılımınız bizi ısındırdı. Sıcaklık, yüreklerimize sıcaklık kattı. Çok fazla. Allah her birinizden. Biz çok teşekkür ediyoruz. Her birinizden razı olsun diyorum. Çok sağ olun. Yüzünüz hiç solmasın inşallah. İnşallah. Hayatım inşallah hep birlikte hocam. Inşallah. Efendim, bir iftarı daha bizle birlikte beklediniz. Bugün birinci haftayı dolduruverdik. Yarın 8. güne adımlayacağız inşallah. Gerçekten de hızla geçmekte Ramazan-ı Şerif. Efendim, kalan günlerimizi iyi yaşayan, güzel yaşayan ve bayrama da sağlıkla, sıhhatle, selametle erişen kullardan olmayı bu mübarek saatte dua ediyoruz, diliyoruz Cenab-ı Hak'tan, inşallah öyle olur. Yarın efendim yine biz iftarı sizlerle beklemek istiyoruz. İftarı beklerken programında. O ana dek hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Yüce Rabbim. Senin rızan için oruç tuttuk, sana inandık, sana güvendik. Senin rızkınla orucumuzu açıyoruz. Şükürler olsun verdiğin nimetlere. Yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma ya Rabbi. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli kazanç, hayırlı, sağlıklı ömürler ihsan eyle Allah'ım. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden koru. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle nurlandır. Dünyanın her neresinde olursa olsun ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara, biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını üzerlerinden esirgeme. Akıbetimizi hayır eyle. Sağlık ve afiyetimizi daim eyle. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına muhtaç etme ya Rabbi. Bize dünya ve ahirette iyilik, güzellik ihsan eyle. Bizleri salih kullarından eyle. Senin her şeye gücün yeter Allah'ım. Amin.